Şu mutfağı biraz toparlayalım arkadaşlar. Şurada şey var ama bu ne olmuş böyle ya? Bu değişik bir şey olmuş. Ha şunun içine koyayım. Yakup'un şeyini koymuştum. Beslenmesine koymuştum. Üstüne su mu dökülmüş? Ne olmuşsa yumuşamış. Şu temiz bunu. Biraz önce çay içtim birazcık. Bunu onun için almıştım. İşlere biraz şey yaptım. Vallahi hastayım diye biraz işlere geçiştirdim yani pek bir şey yapmadım. Yani bu grilin de şeyi dinlenmezsen geçmiyor. Ben de pek dinlenemiyorum. Canımızın kıymetini bilmiyoruz işte. Ondan sonra böyle çekiyoruz duruyoruz. Hastalığı. Makinem de boşmuş neyse ki. Yani boş derken pardon aslında dolu hem de bayağı bir dolu da. Alt kısımlarda biraz boşluk varmış. Yani temiz zannediyordum ben bulaşık makinesini. Boş sayılır. Böyle bir iki bir şeyler falan var işte fazla bir şey yok. Allah'ım hemen koyayım çalıştırayım makineyi. Yani şu hastalıkta bir dinlenmek gerekiyor. Ama dinlenemiyorsun. Dinlenemeyince de iyileşemiyorsun. İyileşemeyince ne oluyor? İlaçlarla biraz böyle ayağa kalkıyor gibisin. Sonra işte iyiyim ben falan. 3 gün sonra bir daha hasta oluyorsun. Zaten artık bu hastalık bir değişik bir hastalık. Nasıl bir şeydir bilmiyorum. Tekrarlıyor. Bir de o var şimdi. Maalesef. Hastalık tekrar ediyor. Şöyle koyayım. Şunu elimde yıkayım artık. Bak gerçi dur. Bir yer varsa orada bir yerlere sıkıştırayım. Ay elim uçtu sanki. Şunları bir yerlere sıkıştırayım diyorum da nereye? Şunu şöyle yapsak. Şunu şöyle. Bunu da böyle. Oldu bitti işte. Deterjanını koyayım. Gerisine iki parça bir şey kaldı. Onlar da zaten sığmaz artık içine. Bulaşık makinenin deterjanı daha az kalmış. Ay. Bardakları sarartısını alıyor çamaşır suyu. Hiç sıkmazsan da bardaklar ay sarı sarı oluyor. Bir ara böyle sıkmadım. Bak bir bardak var sarı sarı. Anacığım ben de hiç sevmem öyle sarı sarı bardağı. Çöple doldu bu çocuk. Bu çocuklara ben bir döktüreyim. Çöktük üstüne iyice. Ya.
bundan 6 taneydi. Bu bardaktan. Şey oldu. Bir tanesi kırıldı. Bir tanesinde işim kurtardım. İyi mi? Ay ağzıma hayra açaydım. Bazen bir şey söylerim. Ali bana der ki ağzına hayra aç. Ah bir tanesini de şimdi kırdım. Şurada o da böyle buradan kırıldı. Sanki bunu buraya böyle yapıştırıcıyla yapıştırmışlar gibi. O da böyle kırıldığında şuradan ayrılmıştı. Bunlar da nasıl bir cam bilmiyorum. Bir değişik ha. Siz de farkında mısınız? Bazı bu marketlere gelen aktüel ürünlerinde olan, yani bu marketlere gelen aktüel ürünlerinde satılan bardaklar. Cam değil sanki de bir değişik bir madde. Neyse canımız sağ olsun. Onunla yaptığım yok da. Elimizi kesmesin. Şunu yıkadım mı ben? Yıkamadım herhalde. Ondan sonra bir değişik, hakikaten yani bir değişik. Ben de yani çözemiyorum, anlayamıyorum. Şunları bir kaldırmam lazım, şunları yapmadan önce. Ay ay. Canımız sağ olsun, kırılan kırılsın, Allah hiç. Şey yapmıyorum, kırıldıysa kırıldı gitti. Şurada kalsın da şimdi çocuklara yapacağım. Patates falan kızartacağım. Böyle koyalım. Bunu böyle. Mesela bakın şu da benim şunu da şeyden aldım. Ama bu cam gibi gerçi de. O deminki bardaklar bir değişik A101'den almıştım onları. Kahve yanı bardağı diye aldım ama çok küçük. Ama güzel. Kullanıyorum. Seviyorum. Yani şekli çok güzel bir kere. Şu kurusun şuraya koyayım. Şekli çok tatlı böyle. Mini minnoş bir şey. Onu da kırdık işte gene. Ay Ali'nin dediği aklıma geliyor. İşte ağzı da hayra aç der o bazen. Oluyor işte aman. Kırılan bardak olsun ya. Hiç dert değil. Kırılan bardak olsun. Kalpler kırılmasın. Şuraya koyayım. Ben donuma yeni makineye koydum. Niye öyle üstüm ıslanıyor? Ben hasta olunca böyle gribe de biraz ağır tutulunca gene dün biraz de kötüydüm ama bugün daha mı şeyim bilmiyorum vallahi. Hastalık tabii ki insanın günlük şeyini de etkiliyor. Günlük modunu, enerjini, her şeyini etkiliyor. Her gün mesela diyorsun ki yarın şunu 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 yaparım diyorsun. Yarın oluyor bakıyorsun bir grip olmuşum. Gece bir boğaz ağrısı bir şey. Efendim? Ne?
Yakup oynadı mı? Tamam, yarım saat. Şu kenarda dursun Nilay'ın şeyi. Ayran şişesini de şey onu yıkamadım, onu fırçayla yıkamam lazım. Şimdi şurada dursun da. Seni de burada kaldı. Şunu şuraya asayım. Bak ya, her yer terlik, ayakkabı. Çocuklar ayakkabılarını da kaldırmamışlar. Kenara koymamışlar hiç. Ay. Çok kirlenmiş ayakkabılar ya. Cuma günü ayakkabıları makineye atayım. Bazen bir günde kurumuyor, iki günü buluyor. Hele kışın daha çok yani. Bazen kurumuyor. Çünkü kenara çok mu gitmiş ne? Nasıl olmuş bu böyle? Saksısı görünmeyenler. Aa, burada kocaman olmuş şey. Aha, dalı kopardım. Şu üstündeki çiçeği koparım derken dalını kopardım. Neyse, bir şey olmaz da. Ve çiçeklerini koparıyorum ki şey olmasın. Birisi çağırdı gibi oldu da ki. Biliyor musun, ne güzel oldu, sarkaç sarkaç oldu bu da. Çok şükür koku almaya başladım ya. Allah'ım, hiç koku almıyordum ya ben. Bak, Aytun da terliği burada kalmış. Vallahi bu ara balkon çok kirleniyor. Şeyden dolayı o da tabii ki de. Şu ağaç var ya, ağacın çiçekleri dökülüyor. O yüzden her gün akşama kadar bunun üzeri böyle ağacın çiçeklerinden dökülüyor. Bakın, her yer bu şekilde oluyor. Biberlerimi bugün Ali suladı, ben sulamadım.
Yalnız şurada şeyler var. Şurada biraz marullar zaten geçiyor da. Marul yapraklarımdan koparayım da. Yemeğin yanında yiyeceğim. Dün Ali koparmıştı. Kahvaltıda yedik. Dedim az koparmışsın. Niye az kopardın dedim. E git diyor. Bahçen orada diyor. Git kopar ye diyor bana. Kahvaltının ortasında oldu dedim ya. Sen kendini düşün. 2-3 yaprak kopar. Şu bu zaten artık başı koparılması lazım da. Şurada da var. Bir güzel oluyor ki böyle yemeğin yanında. Yani salatasını yapmasan da bu şekilde koparıp yemesi çok güzel oluyor. Nerede minicik minicik kaldı. Şu yeter herhalde. Ay bismillah düşürdüm onu da. Bu yeter bence. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Şu şişeyi de alayım. Şişeler yıkanacak şuradan. O kadar narin ki yaprak. Çıt çıt kırılıyor ya. Dursun kenarda da yemeğin yanında yerim ben. Böyle bir şey yapayım, sileyim. Şu kabı da aldım, patates alacağım. Patates kızartması yapacağım biraz çocuklara. Şurada bir iki şey kalmış. Onları alayım. Onları bitirelim önce. Çürüyüp gitmesin. Şunun içine doğrayayım da bir şey daha lazım ya da yeter. Patatesleri aldım. Şurada balkonda oturduğum yerde Aylin de yolda oynuyor çünkü yağmurmuş benim bu yazma. Biraz yağmurmuş gibi bir şeyler olmuş. Burada oturduğum yerde şey yapıyoruz. Vallahi böyle bazen de balkonda oturduğum zaman bizim mahallede çok ses oluyor arkadaşlar. Çünkü kalabalık, çoluk çocuk, bu saatlerde de çocuklar yola çıkıyorlar, hep oynuyorlar. Şu an mesela bütün çocuklar bizim evin önündeler. Aylin de var. Oyun oynuyorlar, top oynuyorlar falan. Ses çok oluyor ama hani kimisi rahatsız oluyor. Kimisi de diyor ki ay Göknur mahalleniz ne kadar güzel. Cıvıl cıvıl çocuk sesleri. Hani bir de ben bazen çekim yaparken ister istemez karşı komşu veya şurada ablam var. Komşum falan var. Emine teyze var. Gülseren abla var. Onlarla konuşuyorum falan. Ben böyle video çekerken denk geliyor. Ne yapıyorsun abla? Nasıl teyze falan diye.
Yani doğal olarak doğal halimiz videolara yansıyor, öyle söyleyeyim. Kimisi bunu seviyor, diyor ay Gökçen ne güzel. İşte komşularınla balkondan balkona konuşuyorsunuz. İşte çocuk sesleri cıvıl cıvıl. Ama kimisi de diyor ki ay videoların çok sesli falan filan. Yani ne yapabilirim diyecek bir şey yok valla. Sesli diyenler izlerken sesli telefonun sesini kısabilir. Herkes benim yerim. Yapacak bir şey yok buna. Bu patates de değişik bir patates. Anlamadım. Geçen cuma günü bugün ne günlerden? Pazartesi. Cuma pazarından almıştı Ali ama bir değişik bu patates. Dur bakayım kızartırken bir problem olmaz inşallah. İşte bazen de böyle bağıran mağaran oluyor çocuklar. Bazen diyorum kız susun diyor, sessiz olun diyor. Göknur abla şey diyorlar, Göknur, kimisi Göknur abla diyor, kimisi Göknur teyze diyor. Göknur teyze video çekiyor, sessiz olalım falan diyorlar. Bir ara gündüz annem geldi. Ondan oturduk balkonda kahve falan içtik. Neydi, birisi ateş mi yapıyor? Taş ilerdik komşular. Ateş yapıyorlar, kebap yapacaklar. Bir yerde böyle bir hafif bir kebap kokusu geliyor. Bu saatler oldu mu illa bir kebap yapan oluyor mahallede. Benim de arada bir başım dönüyor bu grip halinden dolayı. Dün akşam hele var ya. Allah'ım. Abim bir gelmişti. Aşağıya indim. Onlarla biraz oturdum. Yemek falan yedik. Annem işte tolga yapmış. Domatesli pilav yapmış falan. Yemek yedim falan. Neyse. Saat 7 civarı falan da akşam 7 civarı eve çıktım. Dedim çocukları banyoya geçireyim hemen. Onlar da yolda oynamışlardı. Üstleri başları kirpas içindeydi. Hemen arka arkaya onları banyoya geçirdim. Hangi akıllı attı? Şu aynı. Kim o? Bu. Yakup'un sesi geliyor içeriden. Neyse dün akşam işte hastayım ya. Zaten abimginin yanına da inemedim. İlaç içmiştim. Yatıyordum. Biraz kendimi toparladıktan sonra indim onların yanına da. Ondan sonra neyse saat 7 civarı eve çıktım. Dedim hadi çocuklar hemen banyoya arka arkaya hemen hepinizi yıkayıvereyim. Ay benim ama bir yandan da benim başım dönüyor. Yıkamazsan olmaz. Çocuklar kirpas içinde. Ertesi günü okul var. Bir yolda oynadılar ya. İyice üstleri başları batmış. Ay her yer duman oldu. Ondan sonra girdim banyoya. Çocukları yıkıyorum ama benim başım dönüyor. Allah'ım dedim ki banyoda yığılıp kalmayaydım şimdi. Çocuklar da korkar hani öyle bir şey olsa. Onlar da korkar. Ali evde yok. İşe gitti. Neyse. Öyle başım döne döne yıkadım. Yani bazen de diyorum bazen şey Yakup falan biraz zorluk çıkarıyor bazen yıkanmak istemiyor. Hadi oğlum bak başım dönüyor benim hastayım iyi değilim hadi annem ne olur seni bir an önce yıkayayım çıkayım diyor. O da yavrum hemen şey oluyor. Anne hasta mısın? Anne iyi misin? Sonra banyo yaptırdım çıktım çocuğu. Anne başın dönüyor mu daha? İyi misin anne yavrum çok merhametli kuzum benim. Şu anda da öyleyim yani böyle iş yapıyorum şunu yapıyorum ama doğruyorum ya ellerim içten içe kaslarımın sanki titrediğini hissediyorum. Artık bazen tövbe günahıma Allah'ım isyan değil tabi ki asla isyan değil ama bazen de diyorum yani artık böyle kendimi dinç hissetmek istiyorum enerjik hissetmek istiyorum ne yapayım vallahi ben de bilmiyorum ya. Bayramı böyle hastalıkla geçirdim boğaz ağrısıyla yani geçirdim ben bayramı. Sürekli boğazım ağrıya ağrıya geçirdim. Tam ondan iyileştim derken yani 2 gün 3 gün iyiydim. Yani 4. gün bir baktım gene grip olmuşum bu sefer.
Aa, ne bileyim ya. Allah'ın beterinden korusun. Ne oldu oğlum? Bir şey dedi Aytu ama anlamadım. Yerlere gidiyor. Bu arada kötü yerlere gidiyor. Lan bu kötü yerlere gidiyor. Yalan abi. Anne. Çekmiş. Buraya bir baksana şükürlere. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Bitti mi? Bir tane kalmış. Onu da soyayım. Doğrayayım hemen. Ben üşüyorum bir de bugün ya. Hastayım diye mi bilmiyorum, ben üşüyorum. Ayaklarımdan çorabı hiç çıkaramıyorum. Herhalde bir defa bitti. Evet. Şurada da hemen doğrayı vereyim. Ondan sonra içeride mi doğrayayım diyeceğim ama tezgahın üstünde bir şey oluyor. Şurada doğrayı vereyim hemen. Doğradıktan sonra yıkayacağım. Normalde patatesi şey yaparım, öyle yıkarım. Kabuğunu soyarım. Kabuğunu soyarım, yıkarım, öyle doğrarım. Ama şimdi burada keşke şurada lavaboda da yıkasam olurdu da neyse, artık doğramaya başladım. Haydi, kime diyorsun onu? Peynir gibi doğranıyor. Şey, kavun gibi. Değişik bir patates. Anlamadım. Kavun gibi böyle. Efendim. Ya kızlar, bir çoş peyniri alıyor burada ya. Tamam, geliyorum. Patates değişik geldi bana. Gönderiyoruz. Oldu. Hiç. Bugün gene birçok takipçimden Instagram'a mesaj bir şey geldi. Instagram hesabıma. Videolarımı izlerken işte televizyona bağlamışlar. Kahve veya çay ellerinde. O şekilde bana resim attılar. Ben de sayfada paylaştım. Instagram sayfamda paylaştım. Kimisi tabletten izliyor. Kimisi şeyden, televizyona bağlayıp. Kimisi de telefonundan izlerken ki şeyi bile başka bir telefondan çekip göndermişler bana. Ben de Instagram hesabımda şeyde, storylerde paylaştım. Instagram hesabım Göknur Çavuş 5 Çocuk Annesi. Oradan ulaşabilirsiniz bana, ulaşmak istediğinizde. Tamam, bunları şimdi yağa atacağım. Kızarsın. Çok esiyor. Çok havalar çok dengesiz. Çok. Şimdi rüzgar esiyor. Yarın 23 Nisan. Bakayım, yarın çocukları birazcık AVM'ye falan götürüp gezdirsek iyi olur. Çünkü AVM'de şey oluyor. 23 Nisan şenlikleri oluyor. Çocukların da hoşuna gider. Aylin'le Yakup'u. Belki götürürüz yarın. Sabah kutlamalar olacak okulda. Kutlamalar bittikten sonra kahvaltıya eve gelir, kahvaltı yaparız. Ondan sonra AVM'ye götürsek iyi olur. Biraz orada
işte palyaçolar geliyor, ne bileyim gösteriler, etkinlikler oluyor yani. Öyle, o tür etkinliklere götürelim yarın onları. Sonuçta 23 Nisan çocukların bayramı yani. Güzel bir 23 Nisan bayramı geçirsinler. Bitti mi acaba? Patates bir tane buradan çıktı. Bitmiş galiba. Evet, sadece şu elimdeki kalmış. Bunu da hemen doğrayıp yağda kızartayım yesinler. Şurasında küçük küçülüğü varmış. Onu almamışım. Tamam mı? Evet canlar, tamam. Haydi bakın, ellerimde kirli. Gideyim bunları hemen yağ koyayım ocağa, kızartayım. Çocuklar acıktılar. Ne kızartacağım, ne kızartacağım? Patates. Tamam anne. Şöyle koyayım. Yağ ısına dursun. Şu çöp. Ne yapacaktım ben? Şunu aldım. Şuna da çay koyayım. Annem ya. Efendim? Annem ya, çok kötü acıyor. Bir yerlere değdiğinde ya. Ne oldu? Çok kötü acıyor bir yerine yediğinde ya. Yaraban mı yaptırmışsın sen oraya? Kabı bağlamış, yapıştırsam ne işe yarayacak? Bak şurada şey olmaya devam etmiş. Unutmuşum ben burada yıkamayı. Şurada dursun da yıkayayım. Şu çöpleri halledelim bir çocuklar. Demirden tutmuş, beşikten kalkmaya çalışıyor, demirlerden güç alarak da kalkmaya çalışıyor. Allah'ım ya, fena bu kız, fena teyzeleri, fena bu kız var ya, bu kız ay ay.
koydum atıştırmadan. Makineye çamaşır atmam lazım benim. Renkliler bayağı bir doldu taştı. Şunun ilk patatesi, ha tuzlamadım bak, unutuyordum az daha. İlk patatesi atayım önce, ondan sonra makineye çamaşır ayarlayayım. Kim arıyor? Ha, annem arıyor. Dur açayım, şimdi alalım da şimdi şunu. Bak ya, bir o geliyor bir bu geliyor. Yağın yanına yaklaşmayın. İçine sıçrar diye korkuyor kızım. Şöyle balonun içine su doldurmuşlar. Okullar verecek bana dedi. Hadi. Süslediniz mi bugün sınıfı? Bir sürü balon süsledim. Bağlamayı da gördüğüm ve direkt balon. Üçtü. Ama üçüncü çıktığı için iki de bağladım. Çayımı demleyin. Elimde yağ oldu. Nereden elime yağ bu? Bunun buharından herhalde. Elim yağ oldu. Sofrayı sil. Sofrayı yok gördük. O yeşil sofrayı al. Aytu. Yeşili. Ötekiler zaten şey, makine yapacağım. Sofralar kirlenmiş zaten. Dikkat et annem, yavaş. Yeter. Titiz hanımların pencereden halı sirkelediği gibi sofra sirkeliyor. Aytu. Bir hışımla bir sirkeliyor, bir sirkeliyor. Hani böyle titiz hanımlar var ya, böyle bir sirkeliyorlar, bir sirkeliyorlar. Instagram'da falan reels videolarında çıkıyor hep böyle. Halı kilim falan sirkeliyorlar. Ne, yani o kadar kendini kaptırmış ki balkondan ya da camdan sirkeliyor. Böyle bir sirkeliyor. Neredeyse tepe taklak kendisi de düşecek artık, bilmem kaçıncı kattan sirkeliyorsa. Aynı onlar gibi. Aytuğ'un da bir sofra sirkeleyişi var. Bunun altını kısayım. Canlar, şimdi ben şey yapayım. Şunu aşağıya indireyim. Bakın. Makineye çamaşır da atmam lazım. Aa, burası ne olmuş böyle? Burayı sileyim. Patatesi attım ya, şimdi kızarırken patates şey yapayım, makineye çamaşır. İçinde biraz çamaşır var. Bak bir annem, dün akşam çocuklar banyo yapacağı zaman hadi dedim herkes üstündeki kıyafetini makineye atsın dedim. Onu da çalıştıramadım. Alper hadi yavrum, kakar mısın? Şuradan
Hem Ali'nin şeyleri var. Şöyle yapayım. Şurada iş kıyafetleri var. Temiz. Bunları dün akşam yıkayıp şeye arka balkona 2-3 parça diye kurutmaya atmadım. Böyle 2-3 parça yani iş kıyafeti 2-3 parça zaten. Bunun yanına başka bir kıyafet atamıyorsun. İş kıyafeti olduğu için. Bunları sadece böyle 3 parçayı 4 parçayı ayrı atmak zorundayım. Bir şey alabilir miyim içecek ya? Dolapta var ya. Hayır ya, yok dolapta. Şey var, sadece meyve suyuyla süt var. Tamam, ne alacaksın Aytun? Kol alacağım. Hayır. Şunu bu tarafa koyayım, bunları of. Şey yapacağım. Şunları makineye atacaklarımı da. Sütle mi işin yiyeceğim patatesi ama. Şunu hemen çamaşırları da ayarlayayım da şuraya. Demin robotu çalıştırırken yerdeydi, yerde kirli çamaşır vardı. Sepete sığmamış haliyle. Yere düşmüş. Ben de onları yine sepete sığmayacağı için mecburen yatağın üzerine koydum. Çünkü robotu çalıştıracaktım. Şey olur diye takılır ona diye mecburen hemen buraya koyuverdim. Bunları ben bir hemen götüreyim oraya. Yağın içine sıçrar. Yağın içine su sıçrarsa ne olacağını biliyorsun. Ya görmedim vallahi. Ben sen su atıyorsan çıkıyor ya, yok orada. Ha? Niye bunun içi de şey olmuş, kirlenmiş ya? Bunu patlatabilir miyiz? Ne o? Çocukların balonunu patlatma abisi. Benim orada. Bu benim değil mi? Benim orada. Ay, ne yaptığımı da anlamıyorum. Küçük kafayı, kafa bir tuhaf oldu yemin ediyorum var ya. Biz babamla böyle şey oynardık. Babam mesela şey yapardı, şuna bakayım ben yapmayayım sonra. Olmuş, çıkarmam lazım. Ay yakmışsın, bu ne ya? Ay, ya. Şimdi kafana kırarım ha. Alacağım yiyeceğim. Sofrayı serdin mi oğlum? Evet. Suyu da doldurun. Ekmeği götürün. Gel.
ceviz iyi bak. Evet, alabilir miyim birkaç tane? Anlayacağım. Neyim oğlum? Bundan. O ne? Ha tamam. Yok olamaz. Al al da şimdi sofra serin ya zaten anne. Bunu kim nasıl bağlıyor? Kesin ben bağlamışımdır. Kesin sen bağlamışsındır. Onu da suyu telentre bağlayıp. Kalk oğlum ya. Kalkın artık elimin ayağımın altından. Allah Allah. Şöyle koyayım da. Yiyor mu? Yok yemeyeceğim. Niye? Ben sosu çok sorma. Evet, evet. Sonra yerim bir kez. Bunu da yok. Ha? Ay şuraya tepsiyi koyayım mı? Ne oldu? Bana da değin hele. Yok bir şey. He? Şeydeki konuştuk. Aa anneciğim. Arasında bir tane antepuzlu karışmış. Yani ne var ya şeyden? Bir tane antepuzlu karışmış. Kalk. Ay tukak bence orada. Şanslıyım. Ha? İçeri bir tane antep fıstığı karışmış. %100, %99 Yapmışsın diyor bana patatesini de. Aha, çay bardaklarını falan da götüreyim koyayım. Antep fıstığı kahveymiş. Allah sana şükür. Anneciğim. Anne. Çöp var diye attım da çöp yokmuş be. Hep zaten böyle yapıyorsunuz ha. Çöp kovasını açıyorum. Bir bakıyorum. Kovayı yıkamışım, dışarı koymuşum mesela. Bir bakıyorum. Şey. Ya, alışıyorum. Atıyorum direkt sonradan fark ediyorum. El alışıyorum. Ay ben bugün işte bardak kırıp duruyorum ya. Hayırdır inşallah. Nazar çıkıyor. Bardaklar. Kardeşim geçen bir tane video gördüm. Yabancı bir tane adam Koreli. İşte konuşuyor böyle ya, yarım ağız Türkçesiyle, tamam mı? Herkes işte Türkçesi aracı olmuş arada. Bardak kırılır. Şey, bir şey. Nazar. Bir şey başıma bir şey gelir, nazar. Kim bu nazar diyor? Söyleyin buraya. Bu iyi mi onu? Kim bu nazar? Herkes nazar. Kim bu nazar diyor? Ben siz benim. Şeyim olmadan benim hayatımı yakıyor diyor. Geç sen bu tarafa bakayım. Her şeyi nazara bağlayan insanlar var. Evet nazar var. Doğru. Var yok değil. Ama her şeyi nazara bağlayan insanlar da var. Onlarda da psikolojik rahatsızlık var. Artık bilmiyorum valla. Her şeyi nazar. Ben de aynısını yaptım. Tamam. Anası kılıklı. Hadi içeriye geçin. Şunlar olsun bitsin. Makinamız yıkansın. Şurada sofralar var. Sofraları da atacağım. Makineler de gelirse sofraları. Ekmekleri de doldurun bakayım. Bak. Ekmekleri içine koyalım mı? Ekmekleri yıkayalım. Bunları yıkayacağım. Götürün. Tamam. Hadi götürün. Işığı yakın. Perdeyi çekin. Hadi. Şu en sonuncusunu attıktan sonra Nilay'a bir bakayım altı üstü temiz mi kirli mi? Onu bir doyurayım. Bu arada şunu da mutfağa salona götüreyim Nilay'ın suyu. Bu arada böyle başım da dönüyor benim. Vallahi canlar hastayım biliyorsunuz. Bu yüzden biraz hastalıktan dolayı biraz modum düşük. O yüzden videolar belki biraz inşallah sizi sıkmıyorumdur. O yüzden bugün yani bir iş yapmadım. Bir iş yapmasam video da çıkmıyor ortaya maalesef. Bakın benim gözüm yine mikrop kaptı. Dün gece bir uyandım. Gözümü açamıyorum. Göz kapaklarımda bir ağırlık. Açamıyorum. Zorla açtım. Bu gözümde bir hafif bir ağrı hissettim. Aynaya baktım. Kızarmış gözüm. Damla zaten başucumdaydı. Damlattım. Sabah kalktım. Daha kötü. O da geçmedi bilmiyorum. Şuralarım ağrıyor. Konuşamıyorum da fazla.
Neyse ben bu patatesleri bir kızartayım. Çocuklarla bir yemek yiyelim. Ondan sonra bilmiyorum artık canlar. Pek iyi değilim yani. İyi olmayınca video da çıkmıyor ortaya, görüyorsunuz. Sağlık olsun. İnşallah iyileşim, yine böyle enerjik, daha böyle sizleri motive edici videolar çekerim. Patateslerimiz kızardı. Yanına şöyle biraz marul yaprağı koparmıştım balkondan. Çay falan demledik. Çocuklarla böyle aparatif patates kızartması, çay, kahvaltılık falan, bu tarz şeyler atıştıracağız. Bugün akşam yemeğimiz böyle olacak arkadaşlar. Ali de evde olmayınca, biraz da benim bu hastalığımdan kaynaklı, biraz basite kaçtık bakalım bugün. Karnımızı doyuralım. İlaçlarımı falan içeceğim hemen. Kendime gelmem lazım bir an önce. Çocuklarımla ilgilenemiyorum yoksa bu hastalıktan dolayı.